Sevgili çocuklar, merhaba. Bugün sizlerle kesrin belirtilen kadar kısmını bulma, paydaları eşit kesirleri karşılaştırma, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi konularını göreceğiz. Kesrin belirtilen kadar kısmını bulma. Bunu bir örnekle açıklayalım. Zeynep teyzesinin gönderdiği 64 adet elmanın dörtte birini sınıftaki arkadaşlarına götürecektir. Zeynep'in sınıfa kaç adet elma götüreceğini bulunuz. Şimdi sevgili çocuklar, burada nasıl bir yol izlemeliyiz? Öncelikle 64 adet elmayı 4 eş gruba ayıralım. Yani 64 bölü 4. Bu durumda 16 adet elma götürecektir diyebiliriz. Şimdi 60 misketin 6'da ikisi kaç miskettir? Bunu bulalım sevgili çocuklar. Bunun için bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulurken çokluğun önce birim kesir kadarını buluruz. Bunun için çokluğu kesrin paydasına böleriz. Daha sonra basit kesir kadarını buluruz. Bunun için de bulduğumuz sonucu payda ile çarparız. Bu durumda 60 misketin 6'da ikisini bulmak için önce paydamız olan ne yapıyoruz? 6'ya bölüyoruz. 60 misketin 6'da ikisi sevgili çocuklar 60 bölü 6'dan 10. Sonra ne yapıyoruz? Bulduğumuz sayıyı pay olan 2 ile çarpıyoruz. 10 çarpı 2'den nedir? 20 miskettir diyebiliriz. Şimdi yine bir sorumuzla devam edelim. Meltem ve ailesi Adana'ya gitmek için Kayseri'den yola çıkmışlardır. 287 kilometrelik yolun 7'de 3'ünü gittiklerine göre ne kadar yol gittiklerini bulunuz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? 287 kilometrelik yolu öncelikle 7 eş parçaya ayıralım sevgili çocuklar. 287 bölü 7 demek ki 41 kilometre her bir parçayı göstermektedir. Bunu da model üzerinde gösterelim. Meltem ve ailesi yolun 7 parçasından 3'ünü gitmişlerdi. Buna göre 41 çarpı 3'ten ne yapar sevgili çocuklar? 123 kilometre yol gitmişlerdir diyebiliriz. Paydaları eşit kesirleri karşılaştırma. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan her zaman daha büyüktür. Bunu bir örnek üzerinde görelim. Ahmet, Kemal ve Metin Terzi dükkanında birlikte çalışmaktadır. Ellerinde bulunan aynı uzunluktaki kumaş parçalarını 8 eşit parçaya ayırarak farklı miktarlarını kullanmışlardır. Ancak hepsi kendi kullandığı kumaş parçasının fazla olduğunu söylemektedir. Hangisinin daha çok kumaş kullandığını bulalım. Ahmet diyor ki, kumaşı en çok kullanan benim. Kumaşın 8'de 5'ini bitirdim. Kemal diyor ki, asıl ben daha çok kullandım. Kumaşın 8'de 4'ünü bitirdim. Metin diyor ki, arkadaşlar ikiniz de yanılıyorsunuz. Kumaşı en çok kullanan benim. Kumaşın 8'de 3'ünü bitirdim. Sevgili çocuklar, Ahmet 8'de 5'ini, Kemal 8'de 4'ünü, Metin ise 8'de 3'ünü bitirmiş. Bizler kesirleri sıralarken iki farklı yöntemle ne yapabiliriz? Kesirleri okuyabiliriz. Yukarıdan aşağıya doğru ya da aşağıdan yukarıya doğru kesirleri okuyabiliriz. Ahmet 5 bölü 8 ya da 8'de 5. Kemal 4 bölü 8 ya da 8'de 4. Metin 3 bölü 8 ya da 8'de 3 şeklinde ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Bu durumda paydalar eşit ise nedir? Payı büyük olan daha büyüktür.
5 bölü 8 kesri büyüktür 4 bölü 8 kesrinden. 4 bölü 8 kesri de büyüktür 3 bölü 8 kesrinden diyebiliriz. Bu durumda Ahmet daha çok kumaş kullanmıştır. Şimdi modellerin belirttiği kesirleri büyüktür ve küçüktür sembollerini kullanarak karşılaştıralım sevgili çocuklar. Birinci modelimizi inceleyelim. Birinci modelimiz 4 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden 2 eş parçası alınmış. Bu durumda birinci modelimiz 4'te 2 kesridir. İkinci modelimizi inceleyelim. 4 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden 3 parçası alınmış. Bu durumda kesrimiz ne oldu? 4'te 3 kesri oldu. Şimdi bunları karşılaştıralım. Ne diyebiliriz? Paydalar eşit olduğu için payı küçük olan nedir? Daha küçüktür. Bu durumda 4'te 2 kesri küçüktür. 4'te 3 kesrinden diyebiliriz sevgili çocuklar. Şimdi bu kesirlerimizi karşılaştıralım. Yine modelimizi bir inceleyelim. Birinci modelimiz 8 eş parçaya ayrılmış. İçerisinden kaç parçası alınmış sevgili çocuklar? 6 eş parçası alınmış. Bu durumda birinci modelimiz 8'de 6 kesridir. İkinci modelimizi inceleyelim sevgili çocuklar. 8 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden 4 eş parçası ayrılmış. Bu durumda ne diyebiliriz? 8'de 4 kesri diyebiliriz. Şimdi kesirlerimizi karşılaştıralım. 6 bölü 8 kesri büyük olmalı. 4 bölü 8 kesrinden diyebiliriz. Şimdi bu modellerimizi karşılaştıralım. Birinci modelimiz 24 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden 8 eş parçası alınmış. Bu durumda kesrimiz ne oldu sevgili çocuklar? 24'te 8 kesri oldu. İkinci modelimizi inceleyelim. İkinci modelimiz 24 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden 16 eş parçası alınmış. Bu durumda kesrimizi nasıl ifade ederiz? 24'te 16 diye ifade edebiliriz. Üçüncü modelimizi incelediğimizde nedir? 24 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden 10 eş parçası alınmış. Bu durumda kesir olarak ifade edecek olursak 24'te 10 diye ifade edebiliriz. Şimdi bu üç kesrimizi karşılaştıralım. 16 bölü 24, 10 bölü 24, 8 bölü 24. Yani 16 bölü 24 kesri büyük olmalıdır. 10 bölü 24 kesrinden 10 bölü 24 kesri de büyük olmalıdır. 8 bölü 24 kesrinden. Neden? Paydalar eşit. Paydalar eşit ise payı büyük olan nedir? Daha büyüktür. Şimdi aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Önce A seçeneğimizdeki 3 kesrimizi bir karşılaştıralım. Ne verilmiş kesirlerimiz? 20'de 4, 20'de 8, 20'de 3 kesri verilmiş. Bu durumda önce ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. 8 bölü 20 büyüktür. 4 bölü 20 kesrinden. 4 bölü 20 kesri de büyüktür. 3 bölü 20 kesrinden diyebiliriz. Şimdi tam tersi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 3 bölü 20 küçüktür. 4 bölü 20 kesrinden, 4 bölü 20 kesri de küçüktür, 8 bölü 20 kesrinden diyebiliriz. Şimdi B seçeneğindeki 3 kesri de karşılaştıralım. Kesirlerimiz neler? 9 bölü 15, 6 bölü 15, 2 bölü 15 kesrimiz. Bu durumda büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 9 bölü 15 kesri büyüktür, 6 bölü
15 kesrinden. 6 bölü 15 kesri de büyüktür. 2 bölü 15 kesrinden diyebiliriz. Şimdi tam tersi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 2 bölü 15 küçüktür. 6 bölü 15 kesrinden. 6 bölü 15 kesri de küçüktür. 9 bölü 15 kesrimizden diyebiliriz. Şimdi C seçeneğindeki 3 kesrimizi de karşılaştıralım. Nedir kesirlerimiz? 5 bölü 11, 1 bölü 11, 10 bölü 11 kesirleri. Bu durumda büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak 10 bölü 11 büyüktür, 5 bölü 11, 5 bölü 11 büyüktür, 1 bölü 11 kesrimizden diyebiliriz. Şimdi tam tersi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 1 bölü 11 küçüktür, 5 bölü 11. 5 bölü 11 küçüktür, 10 bölü 11 kesrimizden diyebiliriz. Şimdi burada yine bir sorumuz var sevgili çocuklar. Kelimelerimiz neler? Nehir, fazla, yağız, az ve arda kelimeleri verilmiş. Bizden ne isteniliyor? Bir bakalım. Nehir bir tam beşte bir kutu. Arda beşte dört kutu. Yağız ise beşte üç kutu meyve suyu içmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeleri bulunuz. A seçeneğimizden başlayalım. Ne diyormuş sorumuz? En az meyve suyu içen kimdir diye soruluyor. Hemen bakıyorum. Nehir bir tam beşte bir kutu. Arda beşte dört kutu. Yağız ise beşte üç kutu içmişti. Bu durumda en az meyve suyu içen kimdir? Yağız'dır. Çünkü neden? Paydalar eşit. Payı küçük olan nedir? Daha küçüktür. Bu durumda en az meyve suyunu içen Yağız olmalıdır. B'ye bir bakalım. Arda Yağız'dan ne kadar meyve suyu içmiştir? Bir bakalım. Arda 5'te 4, Yağız ise 5'te 3 içtiğine göre kıyasladığımız zaman sevgili çocuklar paydaları eşit olduğu için nedir? Payı büyük olan daha büyüktür. Bu durumda Arda Yağız'dan fazla meyve suyu içmiştir diyebiliriz. Peki C seçeneğimizde en fazla meyve suyu içen kimdir diye soruluyor. Baktığımız zaman nehir bir tam beşte bir kutu, Arda beşte dört kutu, Yağız ise beşte üç kutu meyve suyu içtiğine göre en fazla meyve suyu içen nehirdir. Peki D seçeneğinde ne söylüyor bir bakalım. Yağız Arda'dan ne kadar meyve suyu içtiği soruluyor. Bu durumda Yağız neydi? 5'te 3 kutu meyve suyu içmişti. Arda ise 5'te 4 kutu meyve suyu içmişti. Baktığımız zaman paydalar eşit. Payı küçük olan nedir? Daha küçüktür. Bu durumda Yağız Arda'dan daha az meyve suyu içmiştir diyebiliriz sevgili çocuklar. Şimdi kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini görelim. Paydaları eşit olan kesirlerle toplama işlemi yaparken payda aynen yazılır, paylar ise toplanır. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim sevgili çocuklar. Kesrimiz 6'da 2 artı 6'da 1 kesri verilmiş. Bizden bu kesirleri toplayıp sonucunu bulmamız isteniliyor. Benim ortak paydam nedir? 6. Paydamızı yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Payları topluyoruz. 2 artı 1. Bu durumda ne yaptı? 3 bölü 6 yaptı. Şimdi 3 bölü 6 kesrimizi model üzerinde gösterelim sevgili çocuklar. Birinci kesrimiz neydi? 2 bölü 6 kesriydi. Bakın ne yaptık? Birinci modelde kesrimizi 6 eş parçaya ayırdık ve içerisinden 2 eş parçasını aldık. İkinciye bir bakalım. 6'da
bir kesrimizi yaparken 6 eş parçaya ayırdık. İçerisinden bir parçasını aldık. Bu durumda 2 bölü 6 artı 1 bölü 6 kesrimizin sonucu ne yaptı? 3 bölü 6 yaptı. Şimdi bunu model üzerinde gösterdiğimizde 6 eş parçaya ayırdık ve 3 eş parçasını ne yaptık? Aldık. Yine modellerimiz verilmiş. Birinci modelimize bakalım. Nedir? 4 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden bir parçası alınmış. Bu durumda kesrimiz ne oldu? 4'te 1 kesri oldu. Artı ikinci modelimize bakalım. 4 eş parçaya ayrılmış ve içerisinden 3 eş parçası alınmış. Peki kesrimiz ne oldu? 4'te 3 kesri oldu. Şimdi 1 bölü 4 kesriyle 3 bölü 4 kesrini toplayalım. Benim ortak paydam nedir? 4. Dolayısıyla ortak paydamızı yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Payları topluyoruz. 1 artı 3 bölü 4. Ne yaptı çocuklar? 4 bölü 4. Yani 1 tama eşit oldu. Modelde de gördüğünüz gibi 4 eş parçaya ayırdık ve içerisinden 4 eş parçasını da ne yaptık? Aldık sevgili çocuklar. Şimdi yine bir örnekle devam edelim. Bir kitabın ilk gün 2 bölü 8'i, ikinci gün 1 bölü 8'i okunmuşsa toplam ne kadarı okunmuştur? Bunu bulalım. Ne yapıyoruz? İlk gün 2 bölü 8 okunduğuna göre 2 bölü 8'i yazdık. Artı ikinci gün ne kadarı okunmuş? 1 bölü 8'i okunduğuna göre ne yapıyoruz? Bu kesirlerimizi topluyoruz sevgili çocuklar. Toplayalım. 2 artı 1 bölü 8'den ne yaptı? 3 bölü 8 yaptı. Bu durumda ne kadarı okunmuş kitabımızın? 3 bölü 8'i okunmuştur diyebiliriz. Şimdi aşağıda verilen kesirlerle toplama işlemlerini yaparak sonuçlarını bulunuz diyor. Birinci kesrimize bir bakalım. Nedir? 7 bölü 12 sayısıyla 2 bölü 12 sayısını toplamamız isteniliyor. Toplayalım. 7 artı 2 bölü 12 ne yaptı? 9 bölü 12 yaptı. Şimdi ikinci kesrimize bir bakalım. 1 bölü 6 artı 5 bölü 6 kesrini toplamamız isteniliyor. Toplayalım o zaman çocuklar. 1 artı 5 bölü 6 ne yaptı? 6 bölü 6 ne eşit oldu? 1 bütüne eşit oldu sevgili çocuklar. Şimdi 3 tane kesrimiz verilmiş ve bu 3 kesri toplamamız isteniliyor. 5 bölü 3 artı 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 ne yapar? Toplayalım. 5 artı 2 artı 1 bölü 3 kesrimizden bu da 8 bölü 3 yapar sevgili çocuklar. Şimdi diğer 3 tane verilen kesrimizi toplayalım. 1 bölü 15 artı 4 bölü 15 artı 7 bölü 15 kesrimizi toplayalım. Ortak paydam 15 olduğu için ortak paydamı yazdım. Şimdi neyi topluyoruz? Payları topluyoruz. 1 artı 4 artı 7'den ne yaptı? 12 bölü 15 yaptı. Tam sayılı kesirler toplanırken tam kısımların toplamı sonucun tam kısmına, kesir kısımlarının toplamı sonucun kesir kısmına yazılır. Şimdi bunları bir örnek üzerinde gösterelim sevgili çocuklar. Öncelikle modelleyelim. 2 tam 6'da 1 kesriyle 1 tam 6'da 2 kesrini toplayalım. Bakın ne yaptık? Model üzerinde gösterdik. 2 tam 6'da 1 kesrimizi de 6 eş parçaya ayırdık ve içerisinden 1 eş parçasını
aldık. İkinci modelimize baktığımızda nedir yine? Bir tamımız var ve 6'da 2 kesrini gösterelim. 6 eş parçaya ayırdık ve içerisinden 2 eş parçasını aldık. Bu durumda 2 tam 6'da 1 artı 1 tam 6'da 2 kesrini topladığımızda önce tam kısımları toplayalım. 2 tam 1 tam daha 3 tam yaptı. Şimdi kesirlerimizi toplayalım. 1 bölü 6 artı 2 bölü 6'dan 3 bölü 6 yaptı. Bu durumda işlem sonucumuz 3 tam 6'da 3 kesri yaptı. Model üzerinde gösterecek olursak 3 tamımızı yaptık ve 6'da 3 kesrini gösterelim. 6 eş parçaya ayırdık. İçerisinden 3 eş parçasını aldık. Şimdi yine bir örnekle devam edelim. 2 tam 6'da 1 artı 1 tam 6'da 2 kesrini toplayalım. Ne demiştik sevgili çocuklar? Önce tam kısımları topluyoruz. Sonra basit kesirleri topluyoruz. 2 tam 1 tam daha ne yaptı? 3 tam yaptı. Şimdi ne yapıyoruz? Kesirlerimizi topluyoruz. 1 bölü 6 artı 2 bölü 6 ne yaptı? 3 bölü 6 yaptı. Bu durumda işlem sonucumuz 3 tam 3 bölü 6 yaptı. Kesirlerle çıkarma işlemi. Paydaları eşit olan kesirlerle çıkarma işlemi yaparken payda aynen yazılır, paylar ise çıkarılarak paya yazılır. Şimdi bunu örneklerimiz üzerinde görelim sevgili çocuklar. 5 bölü 7 eksi 1 bölü 7 kesrimizi çıkartalım. Ne yapıyoruz yine? Ortak paydamız 7 olduğu için ortak paydamız 7'yi yazıyoruz. Şimdi paylarımızı çıkartalım. 5 eksi 1 ne yaptı? 4 bölü 7 yaptı. İkinci örneğimize bir bakalım. 10 bölü 15 eksi 8 bölü 15. Ortak paydam yine nedir? 15 çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz? Paylarımızı çıkartıyoruz. 10 eksi 8 bölü 15 ne yaptı? 2 bölü 15 yaptı. Bir soruyla devam edelim sevgili çocuklar. Bir kitap satın alan Müge'nin harçlığından geriye 8'de 4'ü kaldı. Buna göre Müge'nin aldığı kitabın parası harçlığının kaçta kaçıdır? Bunu bulalım. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Demek ki tamamı ne olmalı? 8 bölü 8 olmalı. 8'de 4'ü kaldığına göre 8 bölü 8 eksi 4 bölü 8. Bu durumda 8 eksi 4 bölü 8'den ne yaptı? 4 bölü 8 yaptı. Demek ki Müge'nin aldığı kitabın parası harçlığının 4 bölü 8'i kadarmış diyebiliriz. Tam sayılı kesirler çıkarılırken tam kısımların farkı sonucun tam kısmına, kesir kısımlarının farkı sonucun kesir kısmına yazılır. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim. 2 tam 7'de 4 eksi 1 tam 7'de 3 kesrini çıkartalım. Ne yapıyoruz? Önce tam kısımları çıkartıyordum. 2 tamdan 1 tamı çıkardığımızda ne kalır geriye? 1 tam kalır yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? 4 bölü 7 kesrinden 3 bölü 7 kesrini çıkarttığımızda ne kalır sevgili çocuklar? 1 bölü 7 kalır. Ne diyebiliriz? 1 tam 1 bölü 7 kesri diyebiliriz. Şimdi yine bir örneğimiz var. Bunu yapalım. 7 tam 8'de 4 eksi 3 tam 8'de 2 kesrimizi çıkartalım. Önce ne yapıyoruz? Tam kısımları çıkartıyoruz. Çıkartalım. 7 eksi 3. Şimdi ne yapıyoruz?
kesirlerimizi çıkartalım. 4 eksi 2 bölü 8'den ne yaptı sevgili çocuklar? 7'den 3'ü çıkardık, 4. Şimdi kesirlerimizi çıkartalım. 4 eksi 2'den ne yaptı? 2. Paydam da 8 olduğu için 8'i yazdık. Bu durumda işlem sonucumuz 4 tam 8'de 2 kesri oldu. Evet sevgili çocuklar, gökten 3 elma düşmüş. Biri bütün olarak tüm güzel çocukların başına, diğeri 2 yarım olarak sizi çok seven anne babaların başına, diğeri de 4 çeyrek olarak paylaşmayı seven dostların başına. Paylaşmak çok güzeldir çocuklar. Bunu sakın unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.